Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bugün beyaz un tüketmeyen oğlum için tam buğday unundan gözlemeler yaptım. Onun tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. 2 su bardağı tam buğday unu kullandım. 1 çay kaşığından biraz eksik tuz ve 150 mililitre ılık suyum var. Bunları mutfak şefinin haznesine alıyorum. Çengel aparatı takarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ben az ölçülerde yaptım. Dilerseniz ölçüyü artırabilirsiniz. Bu şekilde çalıştıktan sonra şöyle kenarlarda biriken unları ortaya doğru almak için bir spatula yardımıyla şöyle toparlıyorum spatulayla. Tekrar çalıştıracağım makineyi. Tabii ki de elinizle de yapabilirsiniz. Hamurun kıvamına şimdi bakıyorum ve biraz cıvık olduğunu gördüm. Bunun üzerine tam 1 yemek kaşığı daha tam buğday unu ilave ediyorum. Kıvamın toparlaması açısından. Ve yapışkan bir kıvamı oluyor tam buğday ununun. Bu yapışkanlığını bir nebze olsun giderebilmek için 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Böylelikle hamur hem kaseyi hem çengeli hem de elinizi daha az yapışacaktır. Bakın bu şekilde toparlandı gayet güzel. Hamurumu kaseden alıyorum kolaylıkla. Yağ sayesinde daha evvel yaptığımda yağ kullanmamıştım. Kayınvalidemin tavsiyesiyle biraz yağ ekledim kasenin içine ve bu şekilde bakın hamurum hiç yapışmadan güzel bir topak haline geldi. Açarken yapışmaması için beyaz un kullanacağım. O yüzden hani minik miktarda beyaz un tüketmesinde sakınca olmadığı için açarken beyaz unlu unlayacağım. Şöyle 4 bezeye ayırıyorum. Tavanız küçükse daha küçük bezeler yapmanızı tavsiye ederim. Ben çünkü büyük tavada yapacağım bunları. Şöyle 6 bezeye kadar bölebilirsiniz. Ufak boy tavalarda pişirmek için biraz daha küçük açmanız yeterli olacaktır. Bezelerin üzerine kapatıyorum biraz dinlenmeleri için. 2 tane şöyle orta boy patatesim var. Patatesleri haşladım. Tuz ve karabiber ekleyerek patates ezici ile eziyorum. Diğer tarafta bir tane soğanı 5-6 yemek kaşığı sıvı yağla kavurdum. Üzerine bir tatlı kaşığından biraz eksik biber salçası ilave ettim. Ve bunu patatesli karışıma ekliyorum. Bu aşamada tadına bakın. Arzu ettiğiniz diğer baharatları da ekleyebilirsiniz. Benim biraz tuz eksik gelmişti. Karıştırdıktan sonra tuz ve karabiber ilavesi yaptım. İçim hazır. Bezelerim de dinlendi. Şimdi hemen bir tanesiyle açmaya başlayalım. Bakın hamurumun kıvamı bu şekilde. Ne çok sert ne de çok yumuşak. Çok sert olursa piştikten sonra çok sert olur gözlemeler. Güzel olmaz. Zaten tam buğday olduğu için bir tık sert oluyor normal una göre. Kıvamını da tamamen sert yaparsak güzel olmayacaktır. O yüzden yumuşak bir hamurla çalışmanızı tavsiye ederim. Tam buğday unu yapısı itibariyle biraz yapışkan bir un. O yüzden biraz daha dikkatli açarsanız hamurunuz yapışmayacaktır elinize. Bu şekilde bir tarafını hazırlamış olduğum patatesli işten koyuyorum. Şöyle yarım ay şeklinde katlıyorum. Kenarlarını parmak uçlarımla bastırıyorum. Bu şekilde hazırladım. Tam 4 tane gözlemem oldu. Şimdi ben böyle tavamı ısıttım ve 2 tane gözlemimi aynı anda pişireceğim. Orta ateşte pişiriyorum. Çok yüksek ateşe koymadım. Tavaya herhangi bir yağ vesaire eklemedim. Tamamen boş tavada pişiriyorum. Saç gibi düşünün yani. Beyaz un tüketmeyenler için, süt ürünü tüketmeyenler için ve yumurta tüketmeyenler için gerçekten güzel bir alternatif lezzet oldu. Şimdiden yapacaklarını deneyeceklerine ellerine sağlık. Videoya ait tüm detayları ve tüm püf noktalarını videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz.
Közlemelerim pişti. Bakın bu şekilde diğerlerini de pişirdim. Bir tanesini özellikle çok büyük yapmışım. Bir de elime alınca birazcık daha uzadı hamur yumuşak olduğundan. Onu tek başına pişirmeyi tercih ettim. Yapışmasını istedim diğeriyle. Bu şekilde közlemelerimin birazcık daha lezzet vermesi açısından ben yine süt ürünü tüketmeyen oğlum için sade yağla yağlamayı tercih ettim. Biliyorsunuz tereyağının sütten ve süt ürününden arındırılmış haline sade yağ diyoruz ve bu en sağlıklı yağlar kategorisinde sade yağ. Birçok üründe artık birçok yemeğimde sade yağ kullanır oldum ben de oğlumdan ötürü. Bu şekilde bir tarafını yağlıyorum. Ruletle kesip üst üste koyuyorum. Gerçekten yumuşacık oldu. Sanki tam buğday unundan değil de normal undan yapmışsınız gibi. Hiç sizi üzmedi. Normalde tam buğdaydan yapılan ürünler biraz sert oluşu nedeniyle gözünü korkutur insanların. O şekilde olmadı ama mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hatta isterseniz yarısını tam buğday unun, yarısını beyaz un olarak kullanabilirsiniz. Bu da bir alternatif. En azından tam buğday unu kullanmış olursunuz. Çocukların beslenmesine çay saatinde kahvaltıda oldukça besleyici ve lezzetli bir öğün oldu. Sizler de dener ve benimle paylaşırsanız memnun olurum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup videoma ufak dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın.